Buradan da çok güzel, muazzam, müthiş, panoramik bir deniz manzaramız olduğunu da görebiliyoruz. Burada en önde bir tane villamız var. Güvenlikli bir site burası. Elektrikli tente sistemi var. Milli Park'ın o eşsiz dağlarını, bol oksijenin olduğu bölgeyi de görebilmemiz mümkün. Yazın da buranın çok keyifli olacağını düşünüyorum. Burası şehir merkezine 10 kilometre mesafede. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası sahil sitelerine geldik. Muhteşem bir villaya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz full deniz manzaralı, panoramik deniz manzaralı villaya geldik. Hep denize sıfır yerleri çekmemi istiyordunuz. Bugün sizler için buraya geldim. Bu muhteşem villamızı birlikte tanıyacağız şimdi. Kısaca hemen bilgi vermek istiyorum. Burada toplamda 162 tane villamız var. Ve bu tam en ön kısımda kalan bir tane villamız. Ve sınırlı sayıda burada villa kaldı. Acele etmenizde fayda var. Gelmeden önce lütfen beni arayın. Benimle randevu yapıp buraya gelip bu güzel villaları birlikte görebiliriz. Hemen villamızın giriş kapısından başlamak istiyorum size anlatmaya. Şu şekilde giriş kapımızı açtığımız zaman giriş kapımızda antresit sur marka çelik kapı tercih edildiğini görüyoruz. Ve içeriye girdiğimiz zaman hemen sağ tarafımda bir tuvalet ve duş yerimizin olduğunu görüyoruz. Sol tarafa baktığım zaman da bu bölümde bir tane yatak odamız var. Zemin katımızda da bu kısımda kaloriferimizin borularını görüyoruz. Burada kalorifer sistemi var. Salonda bir tane klima var ve müteahhit tarafından takıldı. Tabii kaloriferi kullanmak isterseniz de peteklerini satın almanız gerekiyor. Bu yatak odamızda sürgülü bir kapısı var. Burayı havalandırmak için kullanabilirsiniz. Dışarıda da peyzaj alanımızda yemyeşil olarak görebiliyoruz. Aynı zamanda yatak başlığı da burada tercih edilmiş. Bir yere kaybolmayın çünkü birazdan sitenin ortak kullanım alanlarını da göstereceğim. Biraz önce söylemiştim, burada toplamda 162 tane villamız var. Ve burada en önde bir tane villamız var. Güvenlikli bir site burası. Villalar 167 metrekare kullanım alanına sahip. Tabii sitemizde ortak kullanım alanı olan havuzlarımız da var. Birazdan onları da size videonun sonunda göstereceğim. Ön tarafımızda da zaten plaj kısmımız var. Orayı da size birazdan anlatacağım. Şu anda mutfak bölümündeyiz. Mutfağa bak. Baktığımız zaman tezgah antresit renklerde tercih edilmiş. Bu bölümde ocağımız ve davlumbazımız, alt bölümde ise fırınımız var. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman bu bölümde bir evyemiz var. Bataryalar artem olarak tercih edilmiş ve tezgahın alt kısmına baktığımız zaman da bulaşık makinesi bu bölümde tercih edilmiş. Sağ tarafıma baktığım zaman da buzdolabı da bu bölümde yer alıyor. Yerlere baktığımız zaman da ahşap görünümlü seramik tercih edilmiş. Tavanlara baktığımız zaman bu bölümde güzel şık avizeler tercih edilmiş. Rezor ünitemiz var, bu bölümde yer alıyor. Hemen üst tarafına baktığımız zaman da klimalarımız da takılmış vaziyette görüyoruz. Tabii burası eşyaları döşenmiş örnek villamız. Bu bölüme baktığımız zaman da elektrikli bu kısımda bir şöminemiz var. Üst tarafına baktığımız zaman da bu bölümde de dolaplarımız var. Fazlalık eşyalarınızı da bu bölümde değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Kısaca teras kısmına çıkmak istiyorum. Size terası da göstermek istiyorum. Tabii dış cephelerimizin hepsinde alüminyum tercih edilmiş. Bu da güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz buralar sıcak bir iklime sahip ve alüminyum tercih edilmesi de daha mantıklı oluyor. Bu bölümde de sinekliklerimiz de var ve bütün dışarıya açılan kapı pencerelerimizin hepsinde panjur sistemi tercih edilmiş ve bunlar da ahşap renklerde düşünülmüş. Ön taraftaki terasımıza geldiğimiz zaman buradan full önü açık
deniz manzaralı, panoramik bir deniz manzarasına sahip. Aynı zamanda Sisam, yani Yunanistan adalarında buradan görebiliyoruz. Ve karşı tarafıma baktığım zaman da Milli Park'ın o eşsiz dağlarını, bol oksijenin olduğu bölgeyi de görebilmemiz mümkün. Burası şehir merkezine de 10 kilometre mesafede bulunuyor. Bu bölümde bir oturma grubu tercih edilmiş. Hemen oturma grubunun karşı tarafına baktığımız zaman bu bölümde nişler tercih edilmiş. Dekoratif ürünlerinizi de bu bölüme koyabilirsiniz. Bu bölümde ise bir yemek masası tercih edilmiş. Yemek masası da bu bölümde yer almış. Üst tarafımıza baktığımız zaman elektrikli tente sistemi var. Yani kumandaya bastığınız zaman tente açılıp kapanabiliyor. Yani güneşlik olarak da burayı tercih edebilirsiniz. Yan tarafımıza baktığımız zaman da bu bölümde bahçe alanımız da var. Tabi villalarımız ikiz şeklinde, 162 tane toplamda villamız var. Güvenlikli bir yer istiyorsanız bu villanın size göre olabileceğini düşünüyorum. Şimdi daha fazla sizi heyecanlandırmadan villamızın içerisine girelim. Daha sonrasında da sitemizi gezelim. Villamızın içerisine tekrar girdiğimiz zaman merdiven alanında hemen karşı bölümde yer aldığını görüyoruz. Merdiven altında da tam karşı tarafında da bu bölümde fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz burada alanlar tercih edilmiş. Hatta bu bölümde çekmeli bir raf sistemi burada tercih edilmiş. Yan tarafına baktığımız zaman da oldukça yüksek bir, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir dolabımız da mevcut. Merdivenlere baktığımız zaman da merdivenlerde mermer tercih edildiğini görüyoruz. Şimdi üst katımıza çıkıyoruz. Villamızın üst katına çıkarken de burada yüksek bir tavan bizi karşılıyor. Çok güzel şık bir aydınlatma avizesi burada yer almış. Ve karşı tarafımda oldukça yüksek bir ışıklandırma penceremiz var. Buraya da ciddi anlamda bir ferahlık katmış. Tabii sol tarafımda ebeveyn ana yatak odamız var. Full deniz manzaralı. Oraya gireceğim ama oraya girmeden önce diğer yatak odalarını hemen kısaca tanıyalım. Bu yatak odamızın içerisine girdiğimiz zaman yatak bu bölümde tercih edilmiş. Sol tarafımda ise giyinme dolapları tercih edilmiş. Yerlere baktığımız zaman da ahşap görünümlü laminatlar tercih edilmiş. Yani ahşaba yakın renklerde laminat tercih edilmiş. Diğer yatak odamıza geldiğimiz zaman da yatak başlığımız bu kısımda yer almış. Karşı tarafında giyinme dolabımız var. Hemen diğer tarafa baktığımız zaman da burada da sürgülü bir kapımız ve sinekliğimiz de mevcut. Burada güzel bir ışıklandırma için bir cam düşünülmüş. Villamızın şu an iki tane yatak odasını gördük. Üst katta, alt katta bir tanesini görmüştük şu ana kadar. Toplamda 3 tane yatak odamızı gördük. Bu katımızda bir tane ortak tuvalet ve banyo alanımız var. Şu andaki görmüş olduğumuz iki odamız bu duş yerini kullanıyor. Girer girmez hemen bu bölümde bir Hilton lavabomuz var. Yanında gömme rezervuarlı tuvaletimiz ve sol tarafında ise bu bölümde bir duş yerimiz. Kapının arkasında ise şu kısımda da çamaşır makinesi için bir alan tercih edilmiş. Tabii buradan ana yatak odamıza geldik. Master yatak odamıza geldik. Burada inanılmaz müthiş bir manzara olduğunu söyleyebilirim. Tabii öncesinde kısaca odamızı tanıtalım. Sonra bu güzel manzarayı sizlere gösterelim. Bu yatak odamızın yatak başlığı tam karşı tarafta yer almış. Yan tarafında da komodinlerimiz mevcut. Karşı tarafındaki duvarda da televizyon ünitesi de düşünülmüş. Hemen karşı tarafıma geçiyorum. Buraya geldiğimiz zaman da burada aynalı ve camlı bir giyinme dolabı tercih edilmiş. Yan tarafında burada bir duş yerimiz ve tuvaletimiz de mevcut. Şu anda dışarıya çıkıyoruz. Yani balkonumuza çıkıyoruz. Ana yatak odamızın balkonuna geldiğimiz zaman da buradan da çok güzel, muazzam, müthiş, panoramik bir deniz manzaramız olduğunu da görebiliyoruz. Hemen sağ tarafıma baktığım zaman Kuşadası merkez tarafını görüyoruz. Karşı tarafımda Sisam Adası, yani Yunanistan var. Sol tarafıma baktığım zaman da Milli Park'ı görebiliyoruz. Tabii Milli Park çok güzel bir yer. İlerleyen dönemlerde sizler için güzel videolar yapacağım. Orayla ilgili orada Zeus Mağarası var. Orayı da ziyaret edeceğiz. Ve Milli Park'ın içerisinde birlikte tanıma imkanımız da olacak. Hep diyorsunuz bildirimler gelmiyor. Abone olduysanız, şayet olmadıysanız hemen abone butonuna basın. Abone olduysanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bildirimleri açmazsanız yeni videolar yüklediğimizde haberiniz olmayabilir. O yüzden bildirimleri açmak çok önemli. Şimdi bu sitemizin ortak kullanım alanları var. Oraya gideceğiz. Orayı da birlikte gezeceğiz. Şu anda projemizdeki ortak kullanım alanlarına geldik. Bu bölüme baktığımız zaman burada bir tane süs havuzumuz var. Oldukça büyük ve hemen karşı taraflarında da oturma yerleri olduğunu görüyoruz. Hemen şu şekilde göstereyim. Yani sağınızda ve solunuzda su var ve bu bölümde de böyle oturma yerlerimiz var. Hemen ön tarafında da burada palmiye ağaçlarımız var. Tabii bu bölüme de ışıklandırmalar da tercih edilmiş. Ana yetişkin havuzumuz da, çocuk havuzumuz da üst tarafta yer alıyor. Şimdi de kısaca gidip oraları tanıyalım.
Sitemizin ortak kullanım alanı olan büyük havuzuna geldik. Sitemizin tam ortasında yer alıyor. Zaten drone görüntülerinden de görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Üst taraftan çekmiştim sizler için. Buraya geldiğimizde burada oldukça geniş bir alan bizi karşılıyor. Tabii Kaju ile birlikte geldik. Kaju da bu tür villalara geldiğinde bir bahçeleri bir test ediyor. Bir böyle yatıyor kalkıyor, böyle çok seviniyor yeşil alanlar görünce. Birlikte tabii geldik burayla Kaju ile ve ön tarafımızda hemen bu bölümde bir çocuk havuzu olduğunu görüyoruz. Ön tarafına baktığımız zaman da yarı olimpik, hatta olimpiye yakın bir havuz diyebilirim size. Oldukça büyük kullanım alanına da sahip. Havuzun sağ ve sol tarafına da çapraz olarak şelaleler de tercih edilmiş. Hemen o tarafa doğru yürüyelim. Tabii karşı kısmımda şezlonglar var. Hemen kısaca göstereyim burayı da. Bu bölümde şezlonglar var. Şezlongların yan tarafında da bu kısımda bir duş alabilmeniz için bir bölüm ayrılmış. Havuza girmeden önce ve havuzdan çıktıktan sonra da duş almanız gerekiyor. Yine karşı tarafta, yani burada toplamda 4 tane duş yerimiz var. Karşılıklı şekilde, aynı şekilde tam karşılarda da karşılıklı olarak duş yerleri ayrılmış. Havuzumuzun bu kısmında da havuza girebilmeniz için ve çıkabilmeniz için merdiven de bu bölümde yer almış. Yine karşı tarafta da çocuk havuzu da mevcut. Yani havuzun iki tarafında çocuk havuzu düşünülmüş. Hemen bu kısma baktığımız zaman da burada da şelalemizi görüyoruz. Yazın da buranın çok keyifli olacağını düşünüyorum. Tabii yavaş yavaş artık yaz geliyor. Ceketlerimizi de attık, havalar da ısındı. Artık papatyalarımızı da açtı. İlkbahar, yaz geldi ve gerçekten Kuşadası'nda çok güzel hava sizleri bekliyor. Buraya mutlaka gelmenizi öneririm. Tabii buraya gelmişken villalarımızın dış cephe mimarilerinden de bahsetmek istiyorum size. Hemen karşı tarafımdaki villamızdan bahsedeyim. Bu villamıza baktığımız zaman zemin katında tabii bütün villalarımız aynı birbiriyle. Sadece konum farkları var. Zemin katına baktığımız zaman teras alanımız var. Üstü tenteli olduğunu söylemiştim. Dış cephede de açık ve soft renkler kullanılmış. Beyaz ve krem renkleri tercih edilmiş. Panjurlarda da baktığımız zaman ahşap renklerinin tercih edildiğini de görebiliyoruz ve balkonlarda da demir siyah perforje demirler de tercih edilmiş. Evet, çok güzel videonun sonuna geldik ve size bir öneride bulunmak istiyorum. Daha önceki çekmiş olduğum bir yalı videomuz vardı. Yine o da denize sıfırdı. Onu da öneri olarak bırakacağım. Tıklarsanız da yalı videomuzda izleyebilirsiniz. Videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.